Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu trennbare Verben. Hatırlayacak olursanız trennbare Verben konusunu görmüştük. Trennbare Verben neydi? Ayrılabilir fiillerdi. Bunu perfect konusuyla birlikte görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk ayrılabilir fiilimizle başlayalım arkadaşlar. Aufmachen ayrılabilir fiilini görüyoruz. Ayrılabilir fiillerdeki olay neydi arkadaşlar? Baştaki takı ne oluyordu? Cümlenin sonuna gidiyordu ve machen buradaki fiili mi machen ne yapmış oluyorduk? Özneye göre çekimlemiş oluyorduk. Şimdi arkadaşlar buradaki örnekleri hem geniş zaman içerisinde artı perfect zamanda yani dili geçmişte inceliyor olacağız. Şimdi ilk cümleye baktığımızda arkadaşlar Wer macht die Dose auf? Soru cümlesini görüyoruz. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Dose kutu anlamında arkadaşlar. Yani ambalaj anlamına geliyor. Kutu. Dolayısıyla aufmachen. Bakın wer kim demek? Kutuyu kim açtı, açıyor diyecek olursak geniş zaman içerisinde. Ne yapacağız? Wer macht die Dose auf sorusunu soracağız. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Auf cümlenin sonuna gitmiş. Machen de ne olmuş? Veya kim açıyor derken üçüncü tekil gibi düşünüyoruz. Bu sebepten ne olmuş? Macht. Dolayısıyla kim kutuyu açıyor derken geniş zaman ya da şimdiki zaman anlamına da gelebilir bu. Wer macht die Dose auf değil mi? Kutuyu kim açıyor? Şimdi diyecek olursam ki kutuyu kim açtı değil mi? O zaman ne yaparım bakın burada? Aufmachen ne oluyor? Bakın dikkat edin. Perfektlikteki olay neydi? Ya haben ya da sein. İkisinden birisinin kullanılması gerekiyordu. Öyle değil mi? Ve ayrılabilir fiil ne oluyordu arkadaşlar? Ayrılabilir fiil bakın örnekte olduğu gibi mastar halde kalmış. Sadece ne olmuş arkadaşlar? Araya ge girmiş ve t ile sonlanmış. Öyle değil mi? Dolayısıyla haben ve aufgemacht şeklinde yorumlanmış oluyor. Hangi durumda? Perfekt durumda. Yani güzel Türkçemizdeki dili geçmiş zaman durumunda. Demek ki haben aufgemacht şeklinde. Demek ki kutuyu kim açtı diyecek olursak ne diyecekmişiz? Wer hat die Dose aufgemacht değil mi? Evet, die Dose ne olabilir bu? İşte ton balığı kutusu olabilir değil mi? Kola kutusu olabilir, içecekler olabilir anlamında. Die Dose, evet. Wegwerfen ayrılabilir fiilini görüyoruz arkadaşlar. Evet, werfen fırlatmak, atmak demek arkadaşlar. Wegwerfen da atmak, çıkartmak anlamına gelebiliyor. Ya da işte elden çıkartmak anlamına da gelebiliyor wegwerfen. Şimdi werfen aynı zamanda düzensiz bir fiil arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz? Ich werfe, du wirfst, er, sie, es wirft, wir werfen, ihr werft, sie, sie werfen şeklinde çekimleniyor tek başına. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Weg ile beraber ne yapmış oluyorum? Bunu bu şekilde de ne yapabiliyorum? Çekimleyebiliyorum. Erika bu bir kadın ismi arkadaşlar. Den alten Stuhl, Stuhl der Stuhl neydi arkadaşlar? Sandalye, eski sandalyeyi derken den alten Stuhl yani fark ettiyseniz burada ismin i hali yani akusatif var değil mi? Eski sandalyeyi atıyor Erika. Dolayısıyla bunu geniş zamanla yaydığımızda ne demiştik? Az önce çekimlediğimde ich werfe, du wirfst, er, sie, es wirft değil mi? Demek ki werfen üçüncü tekilde bu şekilde çekimleniyor. Tabi ayrılabilir weg değil mi? O ön takıyı da mutlaka ne yapıyoruz? Cümlenin sonuna atıyoruz. Dolayısıyla Erika eski sandalyeyi atıyor derken ne diyecekmişiz? Erika wirft den alten Stuhl weg. Şimdiki zaman gibi düşünelim. Şimdi bunu perfect, dili geçmiş yapalım. Ne olacak? Çok basit. Bakın wegwerfen geçmiş zamanda ne oluyor? Haben, dikkat, weggeworfen. Bakın buradaki e ne olmuş? Bayağı bir radikal bir değişime uğramış öyle değil mi? O'ya dönüşmüş ve en ile sonlanmış. Dolayısıyla weggeworfen şeklinde yorumlanmış oluyor.
Daha önceden söylemiştim arkadaşlar perfect konusunu anlatırken. Yeni bir fiille karşılaştığımızda mutlaka o fiilin perfect zamandaki halini de ezberlersek rahat ederiz. Dolayısıyla mutlaka bir fiille karşılaştığımızda bunun perfecti, hatta preteritumunu da birlikte ezberlersek emin olun çok çok rahat ederiz. Çünkü hani burada mantık aramak inanın çok güç. Hani bu böyle olsa, bu neden oldu diye hiç sorgulamadan bunu ezberlemek gerekiyor. Tıpkı artikelleri ezberlediğimiz gibi, değil mi? Dolayısıyla haben ve weggeworfen şeklinde görmemiz gerekiyor. Erika eski sandalyeyi attı derken Erika hat den alten Stuhl weggeworfen demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Einkaufen, evet bu tanıdık geliyor değil mi? Einkaufen neydi? Satın almak, alışveriş yapmak demek. Bakın kaufen ve einkaufen arasında çok ufak bir fark var. O da şu. Einkaufen sepet alışverişi gibi düşünelim arkadaşlar. Ancak kaufen denildiğinde söz gelimi bir motosiklet alırken, bir araba alırken, bir ev alırken kaufen deriz. Ancak einkaufen hani taşınabilir sepette gibi düşünelim. Alışveriş yapmak, süpermarket, pazar alışverişi gibi düşünelim einkaufen'i. Örnek cümlemize bir bakalım. Das Paar kauft im Supermarkt ein. Bu bariz değil mi? Das Paar neydi arkadaşlar? Çift demek değil mi? Bu evli çift olabilir değil mi? Nişanlı bir çift olabilir. Dolayısıyla das Paar, bunu tekil olarak görmemiz lazım. Yani üçüncü tekil gibi davranmamız lazım. Einkaufen nasıl çekimlenecek? Üçüncü tekile göre bu durumda. Kauft ein şeklinde. Im Supermarkt, der Supermarkt adı üstünde. Süpermarket, süpermarkette derken datif der neye dönüşüyor? Deme. Dolayısıyla in'le birleştiğinde ne olacak? Im Supermarkt. Dolayısıyla çift süpermarkette alışveriş yapıyor derken ne diyecekmişiz? Das Paar kauft im Supermarkt ein. Değil mi? Şimdi geçmiş zaman perfect haliyle olsa ne olur? Gayet basit arkadaşlar. Haben gelecek ve haben eingekauft yapısını işin içerisine alacağız, değil mi? Sokacağız. Dolayısıyla ne olacak bu? Çift süpermarkette alışveriş yaptı. Ne olacak o halde? Das Paar hat im Supermarkt eingekauft. Demek ki einkaufen ne oluyormuş? Haben eingekauft oluyormuş, değil mi? Şöyle de diyebilirdik tabi. Im Supermarkt hat das Paar eingekauft. Bu da pekala olabilirdi. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Einladen. Einladen arkadaşlar davet etmek demek. Bakın burada ne olmuş? Düzensiz bir fiil olduğunu görüyoruz. Üçüncü tekilde ne olmuş? Lädt ein. Değil mi? Dolayısıyla Victoria bu bir kadın ismi arkadaşlar. Uns bizi zur Party, partiye davet ediyor diyeceğiz. Victoria ne yapıyor? Bizi partiye davet ediyor. Ne yapıyoruz o zaman bu geniş zamanda? Dolayısıyla Victoria lädt uns zur Party ein. Bakın einladen ne olmuş? Lädt ein geniş zamanda, değil mi? Bakın burada da partiye derken party artikeli arkadaşlar die Party. Dolayısıyla zu yapısı geldiğinde tıpkı şey gibi düşünün. Ich gehe zur Schule, ich gehe in die Schule ya da ich gehe zur Schule ikisi aynı anlama geliyordu. Dolayısıyla burada da die Party ne olmuş? Zur Party olmuş. Dolayısıyla Victoria bizi partiye çağırıyor derken Victoria lädt uns zur Party ein demiş oluyoruz. Şimdi buradaki lädt ein bunu ne yapacağız? Perfect yapıyı işin içerisine katacağız. Victoria bizi partiye davet etti. Değil mi? Dili geçmiş yapıyoruz. Ne olacak şimdi? Gayet basit. Einladen ne olacak? Haben eingeladen olacak. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wer macht die Dose auf? Wer macht die Dose auf? Wer hat die Dose aufgemacht? Wer hat die Dose aufgemacht?
Erika wirft den alten Stuhl weg. Erika wirft den alten Stuhl weg. Erika hat den alten Stuhl weggeworfen. Erika hat den alten Stuhl weggeworfen. Das Paar kauft im Supermarkt ein. Das Paar kauft im Supermarkt ein. Das Paar hat im Supermarkt eingekauft. Das Paar hat im Supermarkt eingekauft. Victoria lädt uns zur Party ein. Victoria lädt uns zur Party ein. Victoria hat uns zur Party eingeladen. Victoria hat uns zur Party eingeladen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Aufstehen. Hatırlarsak neydi arkadaşlar aufstehen? Aufstehen yataktan kalkmak ya da olduğun yerden doğrulmak anlamına geliyordu değil mi? Cümlemize bir bakalım. Ich stehe in der Woche sehr früh auf cümlesini görüyoruz. Bakın auf ne olmuş? Olması gereken yerde, nerede? Cümlenin sonunda. Ve stehe işe göre çekimlenmiş değil mi? In der Woche hafta içi demek. Sehr früh çok erken. Demek ki ben hafta içi çok erken kalkıyorum diyecek olursam ich stehe in der Woche sehr früh auf demem gerekiyor. Peki ben hafta sonu deseydim ne olurdu? O zaman da in der Woche yerine am Wochenende demem gerekirdi. Demek ki am Wochenende hafta sonu, ancak hafta içi ise in der Woche şeklinde söyleniyormuş Almanca'da. Dolayısıyla ben hafta içi çok erken kalkıyorum derken ich stehe in der Woche sehr früh auf demem gerekiyormuş. Şimdi bunu perfekt halde yapacak olursak ne yapacağız arkadaşlar? Aufstehen perfekt zaman, yani dili geçmiş zamanda ne oluyordu? Sein ve aufgestanden şeklinde yorumlanıyordu değil mi? Sein, bakın burada sein ne olmuş? Eşe göre yorumlanmış. Dolayısıyla ben hafta sonu çok erken kalkıyordum diyeceğiz. Dolayısıyla ich bin in der Woche sehr früh aufgestanden değil mi? Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor? Geçmiş zaman olmuş oluyor değil mi? Ich bin in der Woche sehr früh aufgestanden dediğimde. Sonraki eylemimize bakalım. Trennbare Verben'den einschalten'i görüyoruz. Evet, einschalten. Güzel Türkçe'de hatta schalter deriz ya arkadaşlar. İşte bu Almanca'dan geliyor. Der Schalter, hatta bildiğimiz schalter. Einschalten demek ki devreyle ilintili olduğu için bunu bir kapı, bir pencereyle bağdaştıramayız. Tabi o elektrik bir aksamsa tabii ki olabilir. Ancak menteşeli bir şey ise einschalten demeyiz de ne deriz? Aufmachen deriz değil mi? Ancak schalten dediğim gibi bir devre söz konusu olduğundan dolayı einschalten demek ki ne yapmış oluyoruz? Bir devreyi kastetmiş oluyoruz değil mi? Devreyi açmak. Yani ne olabilir bu? Işık mesela değil mi? Dolayısıyla bakın burada bir soru cümlesi görüyoruz. Wer schaltet das Licht ein? Evet. Wer kim demek değil mi? Das Licht ışık anlamında arkadaşlar. Einschalten bakın ne olmuş? Wer'dan hemen sonra schaltet şeklinde yorumlanmış. Wer schaltet das Licht ein? Işığı kim açıyor? Değil mi? Anlamına gelen wer schaltet das Licht ein? Geniş zaman ya da şimdiki zaman olarak düşünülebilir. Şimdi biz bunu geçmiş zaman yapacak olursak wer hat das Licht eingeschaltet? Işığı kim açtı? Değil mi? Wer hat das Licht eingeschaltet dediğimde ışığı kim açtı demiş oluyoruz. Bakın burada ne olmuş? Einschalten, haben'le birlikte eingeschaltet şeklinde yorumlanıyor değil mi? Bu şekilde demek ki perfekt halde yorumlanmış oluyor. Sonraki örneğimize geçelim. Sonraki örnekte anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Rufen tek başına seslenmek anlamına geliyor. Ancak anrufen denildiğinde telefon açmak anlamında. Bakalım
Meine Freundin ruft mich jeden Tag an. Evet, meine Freundin ne demekti bu? Kız arkadaşım, değil mi? Ruft mich jeden Tag. Jeden Tag ne demek? Her gün mich, beni, kız arkadaşım beni her gün arıyor derken demek ki ne diyecekmişiz? Meine Freundin ruft mich jeden Tag an. Şimdi gelin bunu perfektlikte inceleyelim. Anrufen ne olacak arkadaşlar? Haben'le beraber anılacak. Dolayısıyla haben angerufen. Ne olacak o zaman? Meine Freundin hat mich jeden Tag angerufen. Olacak değil mi? Kız arkadaşım beni her gün aradı derken meine Freundin hat mich jeden Tag angerufen demiş olacağız. Sıra son örneğimize geldi arkadaşlar. Aussehen. Evet, sehen tek başına neydi? Görmek, bakmak anlamında. Aussehen ise gözükmek, görünmek anlamına geliyor arkadaşlar. İşte görünmek, kıyafetin görünmesi, saçın gözükmesi, görünmesi gibi düşünülebilir. Bakalım örneğimize. Bu da gene ayrılabilir bir fiilmiş arkadaşlar. Sehen aynı zamanda neydi? Düzensiz bir fiildi değil mi? İkinci tekilde düzensizliğe uğruyordu değil mi? Ich sehe aus, du siehst aus, ie şeklinde yorumlanıyordu. Er, sie, es, sieht aus, bu da gene ie şeklinde yorumlanıyordu. Wir sehen aus, ihr seht aus, sie sehen aus. Ancak burada meine Haare, saçlarım olduğuna göre değil mi? Üçüncü çoğul gibi düşünelim. Dolayısıyla meine Haare sehen furchtbar aus. Evet, korkunç gözüküyor derken saçlarım korkunç gözüküyor değil mi? Bakın burada aussehen ayrılabilir olduğundan dolayı aus cümlenin sonuna gitmiş değil mi? Saçlarım korkunç gözüküyor derken demek ki meine Haare sehen furchtbar aus diyormuşuz değil mi? Şimdi bunu perfekt yapıda inceleyecek olursak ne olacak? Haben ausgesehen şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla meine Haare haben furchtbar ausgesehen dediğimde demek ki saçlarım berbat gözüküyordu dediğimde demek ki meine Haare haben furchtbar ausgesehen demiş olacağız. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich stehe in der Woche sehr früh auf. Ich stehe in der Woche sehr früh auf. Ich bin in der Woche sehr früh aufgestanden. Ich bin in der Woche sehr früh aufgestanden. Wer schaltet das Licht ein? Wer schaltet das Licht ein? Wer hat das Licht eingeschaltet? Wer hat das Licht eingeschaltet? Meine Freundin ruft mich jeden Tag an. Meine Freundin ruft mich jeden Tag an. Meine Freundin hat mich jeden Tag angerufen. Meine Freundin hat mich jeden Tag angerufen. Meine Haare sehen furchtbar aus. Meine Haare sehen furchtbar aus. Meine Haare haben furchtbar ausgesehen. Meine Haare haben furchtbar ausgesehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde trennbare Verben imperfekt konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.